Levhalar, Doğal afetler dersimizin dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Bu dersimizde levhaların yapısı ve bileşimi, levha tektoniği kavramı, kıtaların kayması teorisi, levha sınırları, ıraksak, yakınsak, geçişli levha sınırları konularından bahsedeceğiz. Levhaların yapısı ve bileşimi, yer yuvarının katı olan dış kısmını oluşturan ve kalınlığı 5 ile 100 kilometre arasında değişen litosfer levha adı verilen büyük ve küçük birçok parçadan meydana gelmiştir. Bu levhalar üst mantonun daha akıcı ve yumuşak katmanı olan astenosfer üzerinde hareket halindedir. Yer yuvarı üzerinde toplam 12 adet büyük ve küçük levha bulunmaktadır. Bunlar Kuzey Amerika, Avrasya, Karayipler, Afrika, Arabistan, Filipinler, Pasifik, Kokos, Güney Amerika, Avustralya, Hindistan, Nazca ve Antarktika levhalarıdır. Levhaların birbirine göre farklı yönlerde ve mesafelerde hareket etmesi yer yuvarından meydana gelen depremlerin en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü Aktif kenar dediğimiz bu sınırlarda levhalar birbirleriyle çarpışmakta veya biri diğerinin altına dalmaktadır. Levhalar yer yuvarının üst kısmını oluşturan yer kabuğu parçalarıdır. Yer kabuğunun üst kesiminde ise kıtasal ve okyanusal kabuklar yer alır. Kıtasal kabuk içinde granit, okyanusal kabukta ise Bazalt türü kayaçlar yaygındır. Okyanusal kabuğun yoğunluğu kıtasal kabuğa oranla daha fazladır. Bunun nedeni okyanusal kabuğun demir ve magnezyum gibi elementlerce, kıtasal kabuğun ise silisyum, potasyum, sodyum ve alüminyum gibi elementlerce zengin olmasıdır. Levha tektoniği kavramı. Yer yuvarında depremlerin yoğun olarak yaşandığı bölgelere bakıldığında bazı bölgelerde deprem sayısı oldukça fazla iken bazı bölgelerde ise hiç deprem olmadığı görülmektedir. Depremler okyanusal bölgelerde oldukça dar zonlarda, kıtasal bölgelerde ise geniş zonlar içinde oluşmaktadır. Levha tektoniği kuramına göre litosfer olarak adlandırılan yer yuvarının dış kısmı levhalara bölünmüştür. Yer içindeki ısı kaynağı nedeniyle manto içinde oluşan termal konveksiyon akımları yüzeyde bulunan levhaların hareketinin temel nedenidir. Levha tektoniğinin temeli Alman jeofizikçi Alfred Wegener tarafından ortaya atılan Kıtaların kayması teorisidir. Kıtaların kayması teorisi, yer bilimciler 18. yüzyıldan günümüze kadar geçen sürede bazı kıtaların kıyılarının birbirlerine çok benzediğini ve bunun bir rastlantı olamayacağını belirtmişlerdir. En büyük benzerlik Kuzey Amerika ile Avrupa ve Güney Amerika ile Afrika kıyıları arasında görülmekteydi. Bu benzerliklerden yola çıkılarak bu kıtaların bir zamanlar birleşik oldukları ve daha sonra ayrıldıkları öne sürülmüştür. Levha sınırları. Levha sınırları boyunca üç türlü hareket meydana gelir. Bunlar 1. Iraksak levha sınırları Okyanus ortası sırtlarda görülen ve yeni okyanusal kabuğun sürekli oluştuğu levha sınırlarıdır. Buralarda kabuk kalınlığı oldukça incedir. Yüksek ısı akısı değerlerinin görülmesine neden olan alttan gelen sıcak ve akışkan manto malzemesi yüzeye çıkarak sırtın her iki tarafına simetrik olarak yayılır. Orta Atlantik sırtı ve Pasifik sırtı uzaklaşan levha sınırlarıdır. 2. Yakınsak levha sınırları. Yakınsak levha sınırları 3'e ayrılır. Bunlar okyanusal kabuk, kıtasal kabuk çarpışması, okyanusal kabuk, okyanusal kabuk çarpışması, kıtasal kabuk, kıtasal kabuk çarpışmasıdır. Okyanusal kabuk, Kıtasal kabuk çarpışmasına bakacak olursak bu olay kıtasal ve okyanusal kabukların karşı karşıya gelmesi sonucunda gerçekleşir. Okyanusal kabuğa oranla astenosfer üzerinde çok daha iyi yüzebilen kıtasal kabuk çarpışma sırasında üste kalır. Bunun nedeni okyanusal kabuğun yoğunluğunun kıtasal kabuğa oranla daha fazla olmasıdır. Okyanusal kabuk, okyanusal kabuk çarpışması. Deniz tabanı yayılması sonucunda her iki tarafa eşit olarak yayılan mağmatik malzeme geniş alanlarda birikir. Milyonlarca yıl süren bu olay sonucunda üstündeki ağırlığı kaldıramayan ince okyanusal kabuk bir noktadan kırılır ve mamaya doğru dalma eğilimi gösterir. Böylece iki okyanusal kabuk parçası birbiriyle karşılaşmış olur. Bu karşılaşma sonucunda açılma merkezine bağlı olarak ilerleyen aktif okyanusal kabuk pasif okyanusal kabuğun altına da var. Kıta kıta çarpışması. Bu süreçte okyanusal kabuğun dalarak tamamen yok olması ile iki kıtasal kabuk birbirleriyle çarpışır. Sıkışma rejimi düşük yoğunluk nedeniyle batamayan kıtasal kabuğu kalınlaştırır. Kalınlaşan kabuk orojenik dağ sıralarını oluşturur. Toros Dağları sıkışma bölgelerinin en tipik örnekleridir. Geçişli levha sınırı. Geçişli Transform faylı levha sınırlarında iki levha bir kırık boyunca yanal hareketlerle birbirlerinin yanında kayarlar. Doğal afetler dersimizin dördüncü bölümünü ele aldık. Bu kapsamda levhaların yapısı ve bileşimi, levha tektoniği kavramı, kıtaların kayması teorisi, levha sınırları bıraksak yakınsak, geçişli leva sınırları kollarına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.